Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ada. Bugünkü videomuzda Stationery Pal markasından yine önümde çok güzel bir kutu var. Birlikte açalım istiyorum. Evet, kutumuz bu şekilde. Çok güzel, tam bir kış teması var. Bunların bu arada sürekli kutuları değişiyor. Ve çok güzel kokuyor. Bu kokuyu size tüm videolarımda söyledim ama tarif edemiyorum. Çok güzel kokuyor. Evet, bu şekilde şimdi açalım. Şurayı da düzgün açayım. Az önce kayda başlamamışım ve birkaç ürünü açtım. Ama size şimdi tekrardan göstereceğim. Bir tane böyle kart çıktı. Hepsinden çıkıyor yine böyle kırtasiye ürünleri falan var. Böyle bir el şeyi var. Böyle telefonun arkasına yapıştırıyorsunuz. Sonra böyle tutuyorsunuz. Şu an şurada telefon kılıfı var. Onunla birlikte gösterebilirim size. Bu da böyle bir telefon kılıfı, çok tatlı. Yani kalitesi bilmiyorum ama güzel gözüküyor. Böyle bunu takıyorsunuz. Çok güzel gözüküyor. Ve telefonu düşürmezsiniz böyle tutarak. Sonrasında yine böyle bir sürü hediye koymuşlar içine. Böyle bir klips. Böyle yılbaşı temalı olduğu için, daha böyle kış temalı olduğu için. Böyle şapkalardan koymuşlar küçük. Bir tane böyle rozet. Sonrasında yine öncekinden çıktığı gibi bir anahtarlık. Bir de kedi oyuncağı. Mia bunları çok seviyor. Sonraki ürünümüz burada. Bir tane kurşun kalem seti böyle. Kalem, tıraş, cetvel, silgi ve iki tane kalemden oluşuyor bu şekilde. Tatlı bir set. Fiyatı gerçekten ucuz. Şöyle bir setin fiyatı 50 cent falandı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yaklaşık birkaç haftada geldi. FedEx'in Türkiye içinde dağıtım bence birazcık yavaş. Onun dışında çok hızlı yolluyorlar. Bir hafta içinde falan Türkiye'ye ulaştı yani kargo. Sonrasında bir tane böyle haftalık planlayıcı var. Buraya mesela pazartesi ödevlerimi yapacağım. Salı film izleyeceğim. Çarşamba kitap okuyacağım falan. Çok güzel böyle planlarınızı yapabilirsiniz. Bu da yine gayet uygun fiyatlıydı. Türkiye'dekilere göre söylüyorum. Bu fiyatları, uygun fiyatlı olup olmadığını falan. Sonra böyle deli marka, yani bu marka nasıl okudum bilmiyorum, Japonca, Korece, Çince ama böyle bir markanın Harry Potter serisi var. Limited Edition. Ben de böyle bir cetvelini aldım. Çok güzel. Ama plastik cetvel ama böyle paketlenmesi bile bence çok tatlı. Sonrasında Snoopy'li bir Zebra Sarasa. Bu şekilde zebra sarasaları ben normalde sevmiyorum, videolarımda da söylüyorum. Çünkü elimde hani 20-30 tane falan zebra sarasa var. Hepsi şu an yani bir çizik bile atamıyorum. Hiçbiri yazmıyor. Ama bu markanın bana yolladığı şeylerden hepsi yazdı şu ana kadar. Gayet hala da kullanabiliyorum. Bu da yine böyle koleksiyonluk tam. Snoopy'li bir zebra sarasa. Çok güzel gözüküyor. Sonrasında şurada siz de fark etmişsinizdir. Biraz fazlaca kalem var. Böyle 3 tane, 30 tane daha doğrusu Muji var burada. Şöyle siyah olan 05. Sonrasında mavi var yine 05. Ve sarı olan böyle klipsli şeyli basmalı olanı var. Bunları gerçekten çok seviyorum. Muji ne kadar sevdim zaten size söylemiştim. Videolarımda bol bol bahsederim ve şaşırdı bu. Çok akıcı yazıyor. Mutlaka bir denemenizi, eğer böyle jel kalemleri falan ilginiz varsa kullanmanızı öneririm. Bu da böyle bir sarısı. Bunları böyle bulk kısmı vardı. Böyle bir bölüm. Oradan kalemleri çokla alınca indirimli alabiliyorsunuz. Şu iki tane aşırı tatlı monograf var. Böyle bir tanesi Hello Kitty'li, bir tanesi de Chromium bu, bilmiyorum ne olduğunu ama çok güzel gözüktüğü için aldım. Bunlar yine koleksiyon yapabilirsiniz bunları. Monograf koleksiyonları çok güzel oluyor. Özellikle işte Japonya'da falan. Bunların mükemmel çeşitleri var. Yine kalem koleksiyonerseniz Stationery Pen markasına bakabilirsiniz sitelerinde. Ara sıra yenileniyor mesela. Ben az önce baktım. Hello Kitty olan kalmamış ama 5 euro falan yani kalem. Dolar mı euro mu hatırlamıyorum. Türkiye bazında bile iyi çünkü monograflar şu anda zaten aynı şeye gelmiş durumda neredeyse. Bu neymiş? Hadi açalım. Daksil gibi.
Ve hani yapıştırıcıları da kağıt falan yapıştırmak için çok ideal oluyor. Şu nasıl kullanılıyor bilmiyorum. Burayı açıyorsunuz. Elimi yapıştırmayayım. Mesela şuraya. Şöyle yapıştırdı. Kağıt falan yapıştırmak için eğer şeylere, defterlere kağıt yapıştırıyorsanız. Güzel, şurada bir şey var. Buradan da sanırım içini değiştirebiliyorsunuz. Böyle, bu da Pokemon serisi. Bandaj mı deniyor buna? Şöyle mesela bir yeriniz yaralandığında dişte falan şey verirler ya. Onun gibi bir şey sanırım. Yanlış biliyorsam şey yorumlara yazın. Şöyle yapıyorsunuz. Sonra kesiyorsunuz. Şöyle yapışıyor herhalde kendinden. Evet, yapışıyor böyle. Yara bandı gibi bir şey. Kendi istediğiniz büyüklükte kesebiliyorsunuz. Bunların görüntülerini çok beğendim. Şu mesela. Çok güzel. O yüzden bunları da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bir sürü şey var burada. Takı bile vardı sanırım. Her alanda bir şey bulmak mümkün oluyor. Sonra burada şeffaf post-it var. Şeffaf yapışkanlı kağıt. Şöyle. İstediğinizi görebiliyorsunuz. Üstünde de yazı yazabiliyorsunuz ama birazcık dağılıyor, haberiniz olsun. Biraz özenli bir kullanım gerektiriyor. Evet, bu şekilde bir yapıştırıcı bu. Şöyle yapıştırdım. Bakalım, muhtemelen kurumadı ama. Evet, kurumadı ama yapıştırıyor. Bunun kalitesini bilemiyorum. Ama mesela kalem kutunuzda çok tatlı durur. Bu da sanırım onun yedeğiydi. Benziyor. Tamam, emin değilim bundan. Evet evet, bu da yapıştırıcının yedek kısmı. Yine deli markasının. Çok güzel duruyor. Şuradakilerden devam edelim. Sarasalar var burada yine. 3 tane sarasa var, evet. Bir tane böyle hangi seriden de hatırlamıyorum ama şu cam kısmı, plastik kısmı. Yani diğerlerine şeffaf ya, bunun da aynı renk. Bu da yine özel bir seri. Sonra böyle zebra sarasa milk color'dan böyle üstünde desenleri olan, yine limited edition sayabileceğimiz bir kalem. Bu da 05. Mia geldi. Sonra sarasa Marcon 04 kalem hiç denememiştim. 04 denemek için aldım. Bunun aynı zamanda özelliği, mesela yazı yazıyorsunuz defterinizde. Üstten highlighter'la geçeceksiniz. Diğer kalemlerin çoğu da dağıtıyor yazıyı. Bu dağıtmıyor. Bunun özelliği bu. Bir de hızlı kuruyor. Severek kullanıyorum. Hani küçük bir özellik gibi gözüküyor ama ben kullanıyorum yani. Benim için önemli oluyor. Notları üstünden geçince dağılınca, çünkü bayağı korkunç gözüküyor. Tüm şey dağılıyor. Sonra Mujin'in bir tane şöyle daha minimal. Zaten Mujin'in tüm kalemleri minimal de, böyle basit bir kalemi var. Bu şekilde. Sonra bir tane Muji silgi ve Muji'nin ne zamandır denemek istediğim şöyle normal uçlu kalemi var. Bu şekilde. Bunu bulmak zor yani. Ben bulamadım. Birçok yerde aradım. Bu şekilde bir uçlu kalem. Hani çok bir özelliği yok açıkçası. Dümdüz plastik. Ama denemek istiyordum. Oldukça da hafif. Sonra Muji silgimiz var bir tane böyle. Bunlar da çok iyi siliyor, haberiniz olsun. Sonra dünyanın en böyle iyi silgileri arasında geçen Radar diye bir marka var. Bunlar aşırı iyi diye geçiyor. Çok merak ettim. Bir tane daha var hatta. Bu da Pentel'in. Bu niye bu kadar küçük? Pentel'in silgisi. Ama asıl önemli olanlar Radar Seed'ler. Bunların böyle özel mimarlık alanlarında falan kullanılanları da var. Sanırım düz versiyonu. Türkiye'de yine bulmak çok çok zor. Bu tür ürünler için şeye bakabilirsiniz. Sonra şuradan bir devam edelim. Bu yine Radar Seed ama bunun özelliği şöyle altın rengi, bronz rengi ve gümüş rengi olanı var. Bu Tokyo 2020 olimpiyatları için özel yapılmış bir şey. Limited Edition, şuradan görebilirsiniz. Bu tamamen koleksiyonluk. Bunu alın yani, böyle duvarınıza falan koyun. Çok güzel bir silgi. Koleksiyon değeri de
Oldukça güzel. İleride de güzel olacaktır. Şurada iki tane Monami'nin kalemi. Monami miydi? Evet, Monami'nin böyle yeni çıkan kalemleri var. Hiç denemedim daha önce. Sadece renkleri hoşuma gitti. Ama çok çirkin gözüküyorlar yani. Şurada bir tane uç var. Bu da neyin ucuydu? Pentel'in çok kaliteli ucu. Zaten kullandığınız uçlu kalemlerde uçlu kalemden öte uç daha önemli. Bu da bu şekilde. Sonra bir tane kalem tıraş var bu şekilde. Dümdüz bir kalem tıraş. Ve şuradakilere bakalım. Hepiniz bence merak ediyordunuz burayı. Dümdüz bir defter aldım. Böyle. İçinde hiçbir şey yok. Bu yabancıların şeylerini çok seviyorum. Marka, model böyle hiçbir şey koymuyorlar içlerine. Kapağında bile hiçbir şey yok neredeyse. Şu arkada küçücük bir şey var. Bu defterlere genel olarak bayılıyorum. Onun için aldım. Yine fiyatı oldukça uygundu. Böyle çeşitli renkleri, pastel renkleri var. Bu şekilde kağıtmış hem de. Üstüne kolayca yazı yazabilirsiniz. Şimdi defterler. Defterleri çok seviyorum. Mesela şu defterler 1 dolardan daha azdı. Ve hani gerçekten kaliteliler. Buna denedim öncekinde. Arkaya geçirme çok çok az yapıyorlar. Ya normal kaliteli bir defter gibi. Kullanabilirsiniz. Yine Harry Potter serisi bunlar. Harry Potter'ın bayağı ürünü var bu arada seviyorsanız. Sonra şöyle Kokuyu markasının. Ki Kokuyu'yu bilirsiniz muhtemelen, güzel bir markadır. Böyle defterleri var. Şey çok hoşuma gitti. Hem defterin esnekliği hem de şu yakınlaştırayım size. Çizgilerin silikliği. Ben böyle Türkiye'deki defterlerin aşırı çizgilerinin, karelerinin, noktaların baskın olmasını sevmiyordum. Böyle silik silik çok güzel duruyor bence. Sonra Kokuyo'nun yine kampüs defteri var. Bunlar çok popüler. Bilirsiniz şuradaki bir kısmı var. Defterin içi zaten. Yine çizgileri silik silik. Ve bakın böyle size bir detaydan bahsedeyim. Çizgilerin şuralarında böyle hani kareli olarak da kullanabileceğiniz noktalar var. Kamera yansıyor mu şu an tam bilmiyorum. Şöyle. Çok güzel düşünülmüş. Ve son olarak bir tane B5 noktalı kağıt. B5 A4'ten biraz küçük, A5'ten büyük bir kağıt boyutu. Bu şekilde. Benim çok hoşuma gidiyor bu kağıtlar. Kartotex bulamadığım için, özellikle sürekli soruyorsunuz. Kartotex bulamadığım için bunlardan kullanıyorum. Gerçekten güzeller. Bu da yine hani maksimum 2 dolar falandır ve bayağı da gidiyor, haberiniz olsun. Çünkü arkaya geçirme yapmıyor. Arkalı önlü güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet, paketin hepsi bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Tüm ürünlerin linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. Ayrıca siteyi de bırakacağım. Hani direkt siteye de bakabilirsiniz. Çok güzel indirimler var. Bence inceleyin. Kış şu hani sömestrin bitimi falan böyle bir indirim olacakmış. Anladığım kadarıyla bence gerçekten bakın. Çünkü ben hani dediğim gibi birkaç kere bu siteye şey yapıyorsam, sizi yönlendiriyorsam memnun kaldım, güvenilir ve hani gerçekten işini düzgün yapan bir firmadır. Haberiniz olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle ben de kırtasiye videolarını çok seviyorum. Bugünlük videom bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.